Akciğer kanseri dedik sevgili izleyenlerimiz. Peki hocam, akciğer kanseriyle karşı karşıya gelen kişi ilk hastalığı atlattı. Tekrar kanser olma riski var mı? Tedaviye olumlu cevaplar geldi. Tedavi olumlu cevaplar geldiğinde özellikle ilk 2 yıl bizim için çok riskli bir yıldır. Tekrarlama riski olan dönemdir. Ondan sonraki bu en sık tekrarlama riski olan dönem 2 yıldır. Ondan sonraki 5 yıl bizim için önemlidir. Bu 5 yıl mutlaka düzenli kontrollerini yaptırmamız gerekir. İlk yıl işte yılda 3'er ayda bir, ondan sonra işte 4 ayda bir, 6 ayda bir, sonra yıllık kontrolleri yaptırmamız gerekir. Düzenli sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz gerekir ve spor yapmaya dikkat etmemiz gerekir. Günlük ben bütün hastalarıma söylüyorum, açık havada en az yarım saat 40 dakika yürüyüş yapmalarını istiyorum. Bunun sebebi stresle adrenalin hormonu çok fazla yükselir ama sporla, yürüyüşle onu noradrenaline dönüştürür ve hastanın stresini yenmesine sebep oluruz. Bir ilgilendiği bir hobi varsa, işte resim yapmak, işte karikatür yapmak, müzikle ilgilenmek veya onları geçin. Yani o kişi el işi örmeyi çok fazla seviyor. Diyelim ki nakış yapmayı seviyor. Ondan sonra yani o hobilerinden uzaklaşmadan aynı şekilde beynini boşaltacak, onu dinlendirecek şeylerle meşgul olmasını istiyoruz. Bunları yapmasını istiyoruz. Özellikle yağlı gıdalardan uzak durmasını istiyoruz. Beslenmesine dikkat edecek. Proteinden zengin beslenecek, yağdan uzak duracak, şekerden uzak duracak. Bol miktarda sıvı tüketmesini istiyoruz. Yine bir böbrek rahatsızlığı olmadığı takdirde bol sıvı tüketilmesini istiyoruz. Moralini yüksek tutacak. Bundan sonra zaten yapmamız gerekeni yapmış oluyoruz. Evet, konuşmanızın içerisinde de belirttiniz ya hocam, kaliteli yaşam dediniz. Evet, evet. Kaliteli yaşam şöyle zaten diyoruz biz, ana hatlarıyla kışın kışlık, yazın yazlık sebze ve meyveleri tüketmek, dondurulmuş ürünlerden uzak durmak, işte konserve, dondurulmuş, çok fazla işlenmiş gıdalardan uzak durmak. Bu hepimiz için geçerli. Evet. Yani sırf hasta olan kişi için değil, sağlıklı olan bizler için de geçerli. O yüzden ne kadar dikkat edersek, evde mayalanmış yoğurt tüketilmesini çok fazla isteriz. İşte çok fazla tavuk yenmesini istemiyoruz. Özellikle tedavi sırasında. Onun yetişme şartlarını tam olarak bilmediğimiz için çok fazla diyorum. Yani net bir keskin çizgilerle değil de. Evet. Bu şekilde bunlara dikkat ederlerse her şey yolunda gider diye düşünüyorum.